Çeliken haberi olarak yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. 2018 verilerine göre yaklaşık 8600 nüfusa sahip olan Çeliken merkezde 9 mahalle bulunmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde mahalle muhtarları için toplam 31 aday bulunmaktadır. Muhtar adaylarının mahalle mahalle sıra listesini web sitemiz üzerinde ulaşabilirsiniz. Belediye başkanlığı için süreç oldukça sakin geçerken muhtarlık seçimlerinde rekabet günden güne kızışmakta ve muhtar adayları bir bir projelerini açıklamaktalar. Bizler de Çeliken Haber olarak değerli muhtar adaylarımızın sesini sizlerle duyurabilmek için onlara mikrofon uzattık. Muhtar adaylarımızla yaptığımız röportajla sizleri baş başa bırakıyoruz. Çeliken 31 Mart yerel seçime doğru giderken muhtar adaylarımızın tanıtımını yapıyoruz. Bahçeli Evler muhtar adayımız yanımızda. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mustafa Sarı, 1984 Adıyaman Çeliken doğumluyum. Bahçeli Evler mahallesinde doğup büyüdük. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Anne babamla beraber yaşıyorum. Peki muhtar adaylığına neden girdiniz? Muhtar adaylığına şöyle girdik. Aile büyüklerimize danışarak, sülale büyüklerimize danışarak, gerekirse mahalle büyüklerimize danışarak, genç arkadaşlarımızla istişarede bulunduk. Muhtarlığa öyle adaylığımızı koyduk. Evet, muhtar adaylığını kazandıktan sonra ne tür bir görüşleriniz, ne tür bir talepleriniz olabilir? Muhtarlık şöyle, önce Allah'ın izniyle sonra milletimiz teveccüh gösterip bizi o makama layık görürlerse, onlarla birebir istişare edip onların sorunlarını çözmeye çalışacağız. Gerekirse seçilecek yeni belediye başkanımız, gerekirse kaymakamımız, gerekirse valimiz onlarla bir olup mahallemiz için bütün sıkıntılarını inşallah gidermeye çalışacağız. Ağzınıza sağlık. Mustafa hocamızı tanıdık. Çeliken 31 Mart yerel seçime doğru giderken mahalle muhtar adaylarımızın tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Ali Bükülmez. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu röportajı hazırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Bükülmez, Cumhuriyet Mahallesi'nden oturuyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nden ikamet etmekteyim. Cumhuriyet Mahallesi'ne adaylığımı açıklamışım. Evet. Muhtarlık adaylığımı açıklamışım. Böyle işte, inşallah hayırlı olur. Peki yıllardır esnafsınız, evet. Yıllardır bir meşguliyet içerisindesiniz. Neden muhtarlık adayına girdiniz? Muhtarlık adaylığımın açıklamanın sebebi tabii ki baş tacı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ülkesine hizmet ediyorsa, en ufağı da muhtar olarak biz de tabii elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah. İyi bir konuya değindiniz. Peki kazandıktan sonra ne gibi bir düşünceleriniz, ne gibi bir hedefleriniz var mahalle olarak? Eğer nasip olursa inşallah kazanırsak, kazanmaya da şeyimiz daha da fazladır, avantajımız daha da fazladır. Evet. İnşallah kazanacağız. Kazandığımız zaman da tabii ki yetkilerimizin ölçülü olduğunu malumunuz, hepiniz biliyorsunuz. Yetkilerimiz içerisinde, çerçevesinde mahalleme en güzel şekilde hizmet etmeye çalışacağım. Bu konuyu yaparken, bunu yaparken de tabii ki en zirve belediye başkanımız var. Belediye kadar gidebiliriz. Kaymakama kadar gidebileceğiz. İşte bunu yaparken de saygı, sevgi çerçevesinde inşallah yapmaya çalışacağız. Biz de başarılar dileriz, tebrik ederiz. Allah razı olsun. Merkez Cami Mahallesi muhtar adayı yanımızda. Muhtarım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Abubekir Keskin, 1973 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Cami Mahallesi'nden oturmaktayım. Peki neden muhtar adaylığına girdiniz? Ben 19 sene Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. Evet. Emekli oldum. Memleketime döndüm. Bu seçim yaklaşınca büyüklerimizle, gençlerimizle beraber bir arada kahvede oturup beni bu muhtarlığa layık gördüler. Tespit etti. Ben de bu layıkın hizmet için varım dedim. Peki muhtarım, kazandıktan sonra mahalle içerisinde ne gibi görüşleriniz olabilir? Ben kendi mahallemden sorumluyum. Mahallemle fakir fukarayı,
tespit edip, eksikleri tespit edip, gerek belediyeler, gerek kaymakamla görüşüp bu sorunları çözmek için mücadele edeceğiz. Biz de Merkez Mahalle Muhtar adayımıza başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Çelikhan, 31 Mart yerel seçime giderken Zafer Mahallesi'ndeki muhtar adayımızı tanıyabilir miyiz? 05-1962 Çelikhan Zafer Mahallesi'nde doğdum. İki çocuk babasıyım. Çocuğumun biri kamuda çalışıyor. Birisi de liseye gidiyor. İnşallah üniversiteye hazırlanacak. Böyle. Peki muhtar adaylığına nasıl girdiniz? Valla halkın ısrarıyla, yani arkadaşların, akrabaların teveccühüyle, şeyle adaylığımı koydum. Daha güzel hizmet edeceğime de güvendiğim için, inandığım için aday oldum. Allah hayırlısını versin. Amin. Peki muhtar adaylığını kazandıktan sonra ne gibi hedefleriniz var mahalle için? Vallahi mahallemi daha şeffaf, mahallemdeki fakir fukaralar tespit edip yardım edilmesi gerekenlere yardım edilmesini, çürük bir sokağımız varsa, bozuk bir kanalizasyonumuz varsa onlara, yani en üst yetkililere taşıyıp sorunları halletmeyi, mahallemiz için en güzel şeyleri yapmaya çalışacağım. Evet, ağzınıza sağlık, başarılar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çelikhan, 31 Mart seçime doğru giderken muhtar tanıtımlarımızdan Mahmut Nedim Ökmen mahalle muhtar adayımız, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mehmet Murat Öztürk, 1974 Çelikhan doğumluyum. Sene 2000'den beri Mahmut Nedim Ökmen mahallesinde ikamet etmekteyim. Evli, 3 çocuk babasıyım, lise mezunuyum. Peki muhtarla neden aday oldunuz? Valla bir gereksinim olarak muhtarlığa adaylığımı koydum. Bundan daha çok ziyade şu ana kadar diğer muhtar adayları arkadaşlar arasında onlardan daha iyi hizmet yapabilirim düşüncesiyle bu işe talip oldum. İnşallah Allah nasip eder kazanırsam yani bence mahallem kazanmış olacak. O yüzden ben bu işe talip oldum. Şu anda tüm arkadaşlardan destek bekliyorum. Evet, kazandıktan sonra ne gibi hedefleriniz var? Öncelikle hedeflerimiz şunlar olacak zaten. Öncelikle bizim mahallemiz şu anda Malatya ve Adıyaman yolunun kesiştiği noktada olduğu için mahallemizin adeta Çelikhan'ın vitrini olma yönünde bir hedeflerimiz var. Bunlardan daha önce de mahallemizde kanalizasyon, yol ve su gibi sorunlarımız başlı olmak üzere öncelikli hedeflerimiz, bunları birebir belediyedeki arkadaşlarla, yeni gelecek olan belediye başkanıyla adeta koordineli bir şekilde öncelikle bunları yapmak. Daha sonra yapabileceklerimiz bazı şeyler var ama ben şu anda onları açıklamak istemiyorum. Çünkü onları önce belediyedeki arkadaşlarla, bu işleri yürüten kişilerle görüşüp ondan sonra bunları açıklamak istiyorum. Yani kısacası şöyle, ben önce ilk olarak yollarımızı çamur deryasından kurtarmak, ondan sonra kanalizasyonları yapmak ve sularımızın doğru akımını sağlayabilmek için adeta belediyede bir oda ayırtacağım. Ben bu sebepten dolayı bu işe talip oldum. Ben yine diyorum, tüm arkadaşlardan destek bekliyorum. Biz de tebrik eder, başarılar dileriz. Yerel seçime doğru giderken yanımızda Merkez Mahalle Muhtar adayımız var. Muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Arduç, Merkez Mahallesi Muhtar adayıyım. Öncelikle bu imkanları bize sunduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ben Çelikhan doğumluyum. Çelikhan'da doğup büyüdüm. İlahiyat mezunuyum. Şu anda ticaretle uğraşıyorum. Peki diğer muhtar adaylarımıza göre genç, dinamik birisiniz. Neden muhtarlık adayınızı koydunuz? Büyüklerimiz bir araya geldi. Beni bu işe layık gördüler. Bu işi yapmam için teklifte bulundular. Ben de onları kırmamak adına bu işi yapabileceğime inanıyorum. O yüzden muhtarlığa adaylığımı koydum. Peki muhtarım, muhtarlığı kazandıktan sonra
mahalle içerisinde ne gibi hedefleriniz, ne gibi projeleriniz olabilir? Mahalle büyüklerimizle bir araya gelmeye çalışıp mahalledeki sorunları çözmeye çalışacağız. Muhtarım peki kazandıktan sonra ne gibi hedefleriniz var? Mahalle büyüklerimizle bir araya gelip mevcut sıkıntıları halletmeye çalışacağız. Başarılar dileriz muhtarım. Teşekkürler. Seçime doğru giderken yanımızda Zafer Mahalle Muhtar adayımız var. Muhtarım sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şükrü Kaplan. 1967 Çerikhan doğumluyum. Geçimimi tütün çiftçiliğini yaparak sağlıyorum. Ve iki dönem Zafer Mahallesi muhtarlığını yaptım ve önümüzdeki dönem içinde adaylığımı koydum. Peki muhtarım, iki dönem muhtarlık yaptınız Zafer Mahallesi'nde. Evet. Tekrardan yani sizi muhtarlığa iten neydi? Yani neden aday oldunuz? Benim daha önce hiç muhtarlıkla alakalı herhangi bir düşüncem veya muhtar adayı olma gibi bir fikrim yoktu. 2009 seçimleri öncesi mahalle sakinlerinden ve yakın arkadaşlarımdan beni muhtar adaylığı için uygun gördüklerini söylediler. Ve ben de kabul ederek adaylığımı açıkladım. Seçimlere katıldım ve iki dönem üst üste mahalle muhtarlığını beni layık gördüler ve beni layık gördükleri için mahalle sakinlerine sonsuz teşekkür eder ve saygılarımı sunuyorum. Peki geçmiş dönem zaten iki dönem az bir süre değildir. Evet. Bu süre içerisinde zaten mahalle olarak sizi beğendikleri için tekrar size adaylığı girişimde bulunun dediler. Evet. Peki yeni baştan muhtar olursanız herhangi bir hedefiniz, herhangi bir projeniz var mı muhtarım? Ben her zaman etkili bir iletişim ve etkili bir iletişim ve takipçisi olmakla konuların, sorunların çözüleceğini, ihtiyaçların karşılanacağını düşündüm. Ve her zaman bu konuda, bu iki dönem zarfında gerek Çelikhan Kaymakamlığı olsun, gerek Çelikhan Belediyesi Başkanlığı olsun, diğer kurumlarla sorunun çözümü için sorunun çözüme kavuşturulmasını sağlamaya çalıştım hep. İhtiyaç sahiplerinin ve mağdur ailelerin yardım alması için çalıştım. Ve önümüzdeki dönemde bunun için çalışacağım. Biz de başarılar dileriz. Allah razı olsun. Sağ olun.